köy mü yani? Evet. Yok, Hadımköy'ün kendisi burası. Buradan isimlendiriliyor bütün bu bölge. Aynen öyle. Ben bilmiyorum burayı. Günaydın. Herkese yeniden merhaba. Saat 4.23. Bugün sizlerle birlikte bir vlog çekiyorum. Aslında bir önceki vlogdan biliyorsunuz çünkü zaten orada detaylıca her şeyi anlattım. Şu an gözlerimin düşüklüğüne mi? Hafif sağa yönelin. Gözlerimin düşüklüğüne mi, şişikliğine mi yoksa şaşılığına mı yanayım? Uykusuzluktan gözlerim aşırı değişmiş bir halde. Havalimanına gidiyoruz. Babam bizi havalimanına bırakıyor. Bakın o kadar iyi bir şoför ki arka koltukta oturarak araba kullanıyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bir anda bir baktım babam arkaya geçiyor böyle. Baba kullanmayacak mısın dedim. Yo. Uçağımız 6.35'te. 400 metre sonra. Ay sus be. Uçağımız 6.35'te. Biz çok yeterince, bayağı bir yeterince hatta. O şeyde olacağız. Havalimanında olacağız. Bir... Dümdüz ilerleyin. 4.56'da oradayız yani. Tatilimizde Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'u zaten çok seviyorum. Geçen sene ilk tatilimiz yine Bodrum'du. Voyage'e gitmiştik. Çok beğendiğim bir oteldi. Bu yılda farklı bir yere denemek istedik. Bu yılda Vogue Otel'e gideceğiz. Bakalım, daha önce hiç gitmedim ve merak ediyorum. Bir de ne diyecektim? Bu arada bu sefer 2 kişi değil 4 kişi gidiyoruz. Hazarlarla gideceğiz. Geçen sene aslında yine Bodrum'a Hazarlarla gitmek istemiştik ama Anıl'ın işlerinden dolayı ayarlayamamıştık. Bu yıl ayarladık, umarım tatilin ortasında çağırmazlar Anıl'ı. Yoksa bir sorun yok yani, hep birlikte gideceğiz. Öyle, şu an çok ayılamadığım için parça parça konuştum ama editte halledeceğim diye düşünüyorum. Görüşürüz. Şimdiden açılışı yapayım istedim. Çok büyük bir yer yapmışlar ya. Daha bu yarısı bile. Vallahi. Nasıl yarısı derken? Ya bunun yarısı daha yapılacak. Gerçekten mi? Burası biraz tam kapasiteye ulaştı. Bir tane yarısı daha yapılacak. Dünyanın kaçıncı büyük havalimanıydı? Avrupa'nın en büyük havalimanı. Ha, Avrupa'nın en büyük. Benimki 15 kiloya geçer sanmıştım ama geçmedi. O yüzden mutluyum. Bu da Volkan'ım, bu da benim makyaj şeyim. Burada metal bir şey olduğu için, bunda onu çıkartın yoksa atarlar dediler, onu hallettim. Onun dışında bir sorun yok. Hala bir çıkardım. Hiçbir şey fark etmedim. Uzun zamandır böyle geçmemiştik, farkında mısın? Çok. Bu arada bilmemiştik. Binler geldi, bagajlar geldi ve bagajlarda direkt böyle Volkan aldı. 2 dakika içerisinde çıktık. Daha hızlısı gerçekten olamazdı diyebilirim. Ve sonunda indik. Bu arada biz gelirken yani normalde 6.35'te falan uçağın kalkmış olması lazım ama bizimkinde böyle 7'yi falan bulmuş oldu. Yani 7.30 mu? Rötar mı yedik acaba biz? Olabilir. Evet, şimdi geldik arkadaşlar, otele giriş yaptık. Bir kahve içeceğiz terasta, ondan sonra kahvaltı yiyeceğiz. Sanırım kahvaltı yeri de şurası. Oteli şu an ilk görüş olarak söylüyorum. Bayağı sevdim. Kahvaltıya indik. Kendime şöyle bir tabak hazırladım. Kahve içtiğimiz için benim midem biraz tuttu. Çünkü ben kahve içerek öğünü atlatmaya çok alıştım son dönemlerde. Son dönemlerim 1 yıldır falan. Umarım odalar 2'den önce açılır, biz de birazdan odalara yerleşiriz, dinleniriz, sonra ileriz falan.
Volkan ciddi bir şekilde dinlenmesi lazım bu şarkıya. Ne kadar ciddi? Çok. Sağ böyle. Bütün gece uyumadı. Çünkü YouTube'dan videolar izliyor. Çok kuzdu. Geldik, size kısaca minicik bir oda turu yapacağım. Odamız çok çok büyük değil ama gayet yeterli. Hemen şimdi size göstereceğim. Yani büyük değil derken bence... Tam... Yani bu zamana kadarken küçük odamız bu ama. Evet. Şimdi ışıklar yanıyor mu? Yanıyor. Buradan böyle bir girişimiz var. Direkt nereye kaçacağını bilemedim. Televizyon ve bar kısmımız var. Sonra şurada şöyle bir balkonumuz var, terasımız var. Yatak var. Bu böyle işte yine geçen sene ailesinde yaşamıştık böyle ayrı. Bunları halledeceğiz herhalde. Sonra burada dolaplar falan var. Aynen. Ben şimdi nasıl dolduruyorum burayı izleyin. Böyle banyo. Banyoyu da şöyle göstereyim. Aynen, makyaj için güzel bir aynam da var burada. İyi, sevindim. Bu şekilde. Genel ihtiyaçları da buraya koymuşlar. Bir de burada böyle bir mini buzdolabımız var. Biz biraz dinlenelim. Hatta bavulu falan da biraz boşaltayım, yerleştireyim. Sonra zaten havuza falan gideriz. Şimdi uyandık, hazırlandık ve havuza gidiyoruz. Dedim bir iki saat kadar falan uyuduk. Sesim zaten hala biraz çatallı yeni uyandığım için. Hazırlandık, çıkacağız şimdi. Havuz başındayız. Bir şeyler falan içeceğiz. Bugün bayağı bir rüzgarlı. Telif yemem inşallah, yersem bu klibi atacağım. Rüzgarlı olduğu için ve şu an oturduğumuz yerde çok güneş gelmediği için havuza girmeye tedirgin oluyorum. Çünkü üşürüm kesin. Şezlongların hepsi kapılmış, hiçbir şekilde yer yok. Bizimize snack bardan böyle bir tantuni ve patates ikilisi yaptım. Sabah hiçbir şey yemedik. Sadece bir simit almışım, bir de bir sucuk almışım. Hiçbir şey almamışım gerçekten. O yüzden acıktım ben birazcık. Kendime bunlardan aldım. Bu arada şöyle havuzu size göstereyim. Esmese gireceğim ama esnek için giremiyorum. Güneşli bir yer bulursam muhakkak gireceğim bugün. Denize geldik çünkü havuz başında gerçekten güneş görebileceğimiz hiçbir yer bulamadık. Biraz denize girdik, şimdi güneşleniyoruz. Saat 4 civarı, o yüzden güneşin gitmesine çok az kaldı. Biz de güneşlenerek birazcık zaman geçiriyoruz. En azından güneşi biraz da olsa yakalayalım diye. Böyle en azından burası biraz daha sakin yukarıya göre. İskele falan var burada ama deniz çok dalgalı olduğu için inanılmaz dengesiz. Bir adım atıyorsunuz boyunuza yetişmiyor, bir adım atıyorsunuz tam boyunuzda. Ama güzel, beğendim denizini. Ki ben çok aşırı deniz seven birisi de değilim. Şu an asla kendimi görmüyorum ama bu da ben. Marcel bak, bak. Ne? Ya bakamıyor. Beze bak. Yemek yediriyor Volga, açlıktan ölmüş ya. Uy. Ne yapıyorsun? Şş. Yemek yediriyorum. Keyfine bak. Kankime yemek yediriyorum. Kankisi, kankisi. Bıcık bıcık bıcık. Şimdi bakın yanında kim var. Gel gel gel. Hazal geldi. Bugün bu yıl tatili Allah'a şükür ilk defa denk getirebildik ve birlikte yapacağız. Ya geçen yıl yani. Geçen yıl yapamamıştık, üzülmüştük. Yine geç geldiler, yine bir şey yaptılar. Pişman oldular neyse Allah'tan. Ama gece kalmak vardı işte. O gece kalma olayı olmasaydı. Nasıl gece kalma? Havaalanında kalacaktık bir gece. Çünkü bilet yok yani, yer yok. Olsun ya, en azından geldik bir yere. Aynen. Neyse, Hazallar gelene kadar biz denizdeydik zaten. Sonra Hazallar geldi, biraz denize girdik. Oradan çıktık, havuza geçtik, havuzda falan yüzdük. Bugün çok aşırı detaylı bir şeyler çekemedim. Normalde havuza falan girerken kamerayı koyuyorum kenara falan ama bugün ilk gün yani, artık mazur görün. Yarın falan bir şeyler yaparız. Şimdi odaya geçeceğiz biraz. Dinleneceğiz. Ondan sonra duş falan alacağız, hazırlanacağız. Akşam yemeğine gideceğiz.
Akşam yemeğinden sonra da belki burada bir club varmış. Club'a gideriz. Belki bir aynen. Çarpışan araba Luna Park var burada. Devasa bir dönme dolabı var gerçekten. Çok güzel ya. Çok büyük. Bizim aqua park'tan daha büyük burada. Şimdi odalara geçiyoruz. Evet, şimdi aynı yolu çıkarken bir başlatmıştım. Bir de şimdi hazırlandık inerken gösteriyorum. Akşam yemeğine gidiyoruz. Çok hızlı bir hazırlanmaydı. Makyajım da bu şekilde. BB krem, allık, likit kontür, far ve ruj. Bu kadar. Liklerim de bu şekilde. Bir de bir şort etek giydim, terlik ve turuncu bir çanta. Evet, tabii ki çok alakasız bir tabak yapacağım. Köri soslu tavuk. Ne oldu ya? Acıktın mı? Köri soslu tavuk gördüm ilk, onu aldım. Sonra çilli suyu tavuk gördüm. Tabii ki onu aldım. Sonra noodle gördüm falan. İlk başta pizza aldım. Çok saçma bir tabak ama yiyeceğim. Nasıl acıkmış arkadaşlar, bakar mısınız? Daha sonra Luna Park'a geldik. Şu an çocukları bindirdik yani Volkan ve Anıl. Biz de sanıyoruz ki bize sıra tuttular. Biz nasıl geleceğiz dedik. Girin sıraya yaptılar böyle. Nasıl yani? Biz 2 dakika odaya uğramıştık Azal'la. Onlar bindi şu an. Biz de ayrı bineceğiz. Tadına çıkartın. Anıl'a baktım. Volkan'ın arkadan emlak bir sarkıyor. Herkes Volkan'la Anıl. Herkes Volkan'la Anıl. Karışık bir kahvaltı tabağı yaptım. Crumble egg, salam, domates, ondan sonra zeytin, böyle bir poğaça gibi bir şey falan filan. Pek benlik bir tabak değil, kabul. Şimdi havuza geldik. Biraz havuzda yüzeceğiz. Kahve falan içtik. Sizi de buraya koyuyorum, biraz hızlandırılmış izlersiniz. Niye ağladın?
Neşlenmemiz bitti. Hazal'la Volkan'la Anıl buraya tavla oynamaya gelmişlerdi. Biz de arkalı önde bayağı bir yandığımız için dedik biraz gidelim şurada of esiyor rahat rahat oturalım. Marcel de yeni uyandı. Marcel de uyuyordu. 2-3 kere falan havuza girdik zaten gördünüz. Sonra bir şeyler atıştırdık. Sonra tekrar güneşlendik. Şimdi de biraz oturup kahve falan içmeyi düşünüyorum. Tamam çok değil aşkım. Sevmedim. Biz seni yiyem ya. Bundan içeceğim mi oğlum? Nasıl olsa her şeyi içiyor. Karnı göbeğini. Her şeyi içiyor. Göbeği şişti. Göbeği de sert. Aynı babası gibi göbek gibi. Evet şimdi odaya geldik. Duş falan aldım. Üstümü giyindim. Hatta şöyle size göstereyim. Böyle Milla'dan çok güzel bir kot şort aldım. Ve böyle bir bluz aldım. Bu şorta gerçekten bayıldım. Eğer linkleri hala varsa ve tükenmediyse size bırakırım. Yarımı da bugün dedim ki hani şöyle bir dalgalı kullanayım. Kendi şeyiyle birazcık şöyle yaptım. Krem sürüp. Ama o krem kıvırcık yapan bir krem değil. Aslında benim bir tane vardı. Ama onu getirmedim. Bir de onu taşımayayım dedim. Keşke getirseydim. Pişman oldum. Bugün inanılmaz yandım bu arada. Şu an benim kamera biraz beyaz çekiyor. O yüzden belli olmuyor. Ama gerçekten. Dur bakayım ayarlarıyla bir oynarsam. Şöyle göstereyim. Dün bronzlaşamamıştım zaten. Bugün. Ya daha doğrusu çok yatamamıştım. Bir saat kadar bir denizin orada yattım güneşlenmek için. Geç giriş yaptık ya biraz. Evet aşkım. Bugün birazcık yattım ve gerçekten o kadar güzel bronzlaştı ki. Ne kullandım hemen size göstereceğim. Sadece bu ikisini aldım yanıma. Hani güneş kremi değil de bronzlaşmak için. Bu zaten biliyorsunuz artık herkes de vardır diye düşünüyorum. Hawaii'nin Tropical yağlı bronzlaştırıcısı. Bir de ben geçen yıl bunu keşfettim. Ablamlarla gittiğimiz tatilde de çok işime... Yok, ablamlarla gittiğimiz tatil değil. Geçen sene Fethiye'deki tatilde de inanılmaz işime yaramıştı. Şöyle göstereyim. Zaten çok az kaldı. Bu kakao yağlı bronzlaştırıcı güneş kremi. Gerçekten o kadar güzel yakıyor ki size anlatamam. Bugün ikisini dönüşümlü kullandım. Bir bunu sürdüm, bir bunu sürdüm. Toplamda böyle 2-3 kere falan yattım diyebilirim. Yoğunluklu işte havuza girdik zaten. Denize girmedim. Eğer denize girseydim tuzlu suyla ne olurdum bilmiyorum. Çünkü şu an yani net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama evet görünmüyor. Kıpkırmızıyım. Yüzüm, buralarım, omuzlarım. Çok felaket haşlanabilirdim. Neyse yarın denize gireceğiz zaten ama yarın denizde omuzlarımı korumayı düşünüyorum. Çünkü omuzlar çok kötü oluyor bir süre sonra. Yani acısından duramıyorum. Volkan da bir ara yattı ve Volkan'ın omuzları o kadar kırmızı ki size anlatamam. Böyle bir kırmızılık yok. Yani 10 dakikada bir 3-4 kere beyaz böyle bıraktım. 2 dakika sonra o beyazlık gitti. Vücut böyle hop diye emiyor gerçekten. Yani onun zaten bunlara ihtiyacı yok da şunu öylesine bir sürdük. Benden daha bronz şu an. Bakın. Benden çok daha bronz şu an. Bir de benim kadar falan yatsaydı of Volkan'ı görmeyin. Çünkü görünmüyor karanlıkta. Ama ben bu tatlı yanını çok seviyorum. Evet şimdi çıktık. Yemeğe gidiyoruz. Bugün çok çekim yapmadım diye kamerayı şarja koymamıştım ve şimdi görüyorum ki tek diş. Mükemmel. Tek diş kalmış canavar. Tek diş kalmış canavar. Taraf falan çekildik çok hızlı ışık hızıyla. Bizimkileri biliyorsunuz çok fazla... Çocuk var ya. Paramı ver. Yemeğe gidiyoruz neyse. Yemekle tekrar açarım. Ne öyle korkarsın. Bugün ilk defa yemekhane şey restoran kısmında bir şeyler çekiyorum. Genelde burada çok kalabalık olduğu için bir şey çekemiyorum ama bugün böyle bir şeyler göstereyim dedim size. Oo. Buna bayılırım. Aşkım sen de bunu seversin. Ablam yapıyordu. Ablam yapıyor değil mi fırında patatesli Greta? Evet, ben de şimdi bir şeyler alacağım o yüzden kapatıyorum. Evet bu akşam için fajita, greten,
Bu kağıt kebabıydı sanırım. Ravioli. Bir de böyle bir tavuk aldım. İlk defa bu kadar dolu bir tavuk aldım. Yani bugüne kadar dün ve işte iki gündür ettiğimiz kahvaltıda böyle pek bir iştahım yoktu, bir şey yiyesim yoktu ama bugün böyle bir canım bir şeyler istedi ve bunlardan böyle güzel bir tabak yaptım. Burada da Volkan ve Anıl. Çok samimisin ama Anıl. Duyun altı vermiş ya. Biliyor evet, yine Luna Park'a geldik sırf. Hazal burada bilmiyorum Anıl'ı. Sırf çarpışan arabaya binmek için. Aşkım bir şey söylüyorum, bir dakika. Çarpışan arabaya binmek için Hazal'la ben olacağım. Anıl Marcel'le binecek, Volkan da tek binecek. Çünkü dün Hazal'la bindiğimizde inanılmaz eğlendim. O kadar komikti ki. Ben ona binmem ya. Unutalım valla. Kanka çok yavaş gidiyor. Ne? O değil, gondolu diyorlar. Kanka çalışıyor mu? Kaçma, nereye gidiyor? Kaçma, nereye gidiyordu şuraya? Çalışıyor. Ya koştuk yetişemedik. 5 dakika bekleyelim. Tamam. Diyoruz ki niye çalışmıyor sonra. Bilmem ne. Aslında çalışıyormuş arkadaşlar. Raparkta dönme dolap da var. Çabucak hızlı geldik. Hey Fatih, pamuk şeker. Pamuk şeker var mı dedim, bana aldım. Size gökten yok. Ya arkadaşlar. Bindik aşırı yavaş, bakın böyle. Anıl çok korkuyor. Bu arada Volkan, Anıl, Hazal daha önce hiç binmemiş. Ben binmiştim ama bu kadar yavaş değildi ki tabii ki. Tamam yalan atıyor oğlum ya. Diyor hepsi bu kadar yavaş diyor. Kanka hız konvansiyonu yok diyor. Ama normalleri de böyle diyor. Böyle şey yok. Ha, durduk işte. Kaldım. Ha, biliydim öyle olacağını. Çocuğun altı pişer, ben de kaldım. Şu ışık mışık koyar insan. Aç pişerim ya. İğrençsiniz ya. Seni çok beyefendi biliyorlar kanka. Anıl Gavadayın tekidir. Şimdi bugün için Aqua'ya geldik. Çok güzel büyük bir parkı var. Umarım beğeniriz. Buraya gelmek istiyorduk zaten. Böyle bir günü ayıralım. 2-3 saat takılalım dedik. Size de göstereceğim şimdi. Evet. Bugünün kombinini sizlere şimdi hızlıca gösteriyorum. Bugün Aqua Park'a gittiğimiz için çoğu şeyi çekemedim. Çünkü yani her yerde su, her yerde insan ve kamerayı, yani su alan bir kamera. O yüzden kamerayı sokamadım. Telefonum da yani aynı şekilde. O yüzden oralardan kayıt alamadım. Ama yani yapacak bir şey yok. Her şeyde de tatilde böyle tamamen video amaçlı, video uğruna yaşarsam anı da biraz kaçırıyor oluyorum. O yüzden bunu çekemedim. Yapacak bir şey yok. Evet yani o şekilde de uzun olabilirdi. İnsanları sıkmadan. İnsanları sıkmadan bence ufak ufak bence güzel gidiyoruz yani. Evet. 2 gündür, 3 gündür. Bugün böyle pembe şeker kız kendi bir kombin yaptım. Hemen sizlere göstereceğim. Şöyle Milla'dan çok güzel bir bluz almıştım bu şekilde. Bunu giydim. Altıma ne şöyle göstereyim. Ta balayı zamanı Volkan'la balayına giderken Fethiye'de giydiğim bir şortum vardı. Bir onu en son Fethiye'de giymiştim. O yüzden bunu aldım. Böyle etek gibi duruyor. Çok güzel. Şöyle takılarımı taktım. Aynı şekilde burada gümüş küpelerimi falan taktım. Ve şöyle soft bir makyaj yaptım. Burada ipek kirpik yaptırmanın gerçekten haklı gururunu yaşıyorum. Çünkü yüzümde sadece BB krem, ruj, allık ve şuralarımda, göz pınarlarımda far var. Başka bir şey var mı? Ha bir de kaşlarımı sabitledim. O kadar. Ama o kadar güzel duruyor ki böyle sanki çok uğraştığım bir makyajmış gibi. O yönden çok sevdim. Fotoğraf falan çekeceğim Instagram atmak için. Ama bugün bir de düzleştirdim. Dün böyle daha kıvır kıvır bir şey yapmıştım. Onu normal bu arada şeyle yaptım. Kremle. Uğraşmadım ekstra onun için. Bir de Volkan böyle düz seviyor diye bugün de düz yapayım dedim. Çünkü düz saçı gerçekten çok seviyor ve ben de bugünkü kombine biraz daha böyle çıtı pıtı bir şey yapayım dedim. Tırnaklarımın bu arada bütün giydiğim kıyafetlerle ve mayolarla, bikinilerle, her şeyle çok güzel olması ve uyuması. Yemek yedik. Yemek yedik, yine böyle bir kafeye geldik, kahve falan içtik. Volkan'la Anıl tablo atıyor, ben de fotoğraf falan yaptım, Instagram'da paylaştım.
Bu arada Instagram'dan eğer beni hala daha takip etmiyorsanız Instagram adresimi hem buraya yazarım hem de aşağıya bırakırım. Mutlaka oradan da takip edin. Beni çok daha orada tabii ki aktifim. Bir de eğer YouTube kanalıma eğer hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bunu böyle ara ara artık söylemeyi planlıyorum. Çünkü söylediğim zaman sanırım abone sayım daha hızlı artıyor. Yani izliyorsunuz ama sanırım abone olmayı unutuyorsunuz. Olabilir. Bir de bu akşam sanırım canlı müzik varmış. İşte Türkçe pop, R&B vesaire. Herhalde yine 9.45'tedir diye düşünüyorum. Genelde o saatlerde oluyor. Oraya gideceğiz bir de. Oraya da çekelim size. Yani gidersek tabii. Şu an gideceğiz gibi görünüyor. Ama bazen böyle gidiyoruz, sarmıyor, geri çıkıyoruz. Orada da kayıt almıyorum genelde. Bir günün daha sonuna geldik. Bu akşamki eğlenceyi ben gayet sevdim. Özellikle Türkçe müziklerin çalması da beni mutlu etti. Daha doğrusu söylenmesi. Bir gitarist vardı, o söylüyordu değil mi aşkım? Evet. Gayet güzeldi. Volkan şu an TV8'e bağlanamadığı için aşırı sinirli. Buradaki televizyonda biraz sorun yaşıyorlar. Aa bak reklama girdi. Şans. Kim eğlenecek, kim kazanacak onun şeyindeler şu an. Öyle güzel bir gündü. Yarın da işte voleybola falan gideceğiz sanırım. Bir de voleybol dediğim plaj voleybolu. Bir de işte aqua park falan gideriz. Ya, keşke çekebilsem o aquayı ya. O belin ağrıyor. Neyse yarın görüşürüz. Günaydın. Şimdi yemek yemeye bir şeyler yemeye geldik. Bu aqua parka oradaki yemekleri beğendik tam arkamızda. Biraz önce sipariş verdim. Onları yiyeceğiz, sonra biraz takılacağız, havuza geçeceğiz. Durum güncellemesiyle tekrar sizlerleyim. Bugün sadece yemek yedik, yani daha doğrusu bir öğün yedik, kahvaltı yaptık. Onda da zaten cheeseburger yedim ben. Sonrasında aşağısında, bizim buranın aşağısında, bizim odaya çok yakın bir havuz var. Yani normal ortak havuzdan çok daha sakin olduğu için bugünü orada geçirelim dedik. Zaten böyle 2-3 kere falan önce havuza giriyoruz. Denize de girecektik bugün sözde. Ama dedik neyse tamam hadi bugün de girmeyelim, yarın denize gideriz dedik. Yarın muhakkak bir denize gireceğiz çünkü buranın denizini sevdim. Normalde çok deniz seven birisi değilim. Burada kendime ve Volkan'a kahve yaptım. Yerden de kahve içmek istedim. Aslında burası hep esiyordu. Bugün çok sıcak, çok enteresan. Bugün fena haşlandım gerçekten. Özellikle buram ve burnum. Acaba burnum ben mi yanlış anladım ya da ben mi... Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum ama hatta Volkan'a bir söyledim. Aşkım benim burnum biraz şişmiş mi bana mı? Evet. Bu tarafım böyle biraz şişik gibi. Evet.
Bilmiyorum, ben uykumu mu alamıyorum? Öyle yani, havuza falan girdiğimizde birkaç kere çektim ama onun dışında sadece bir güneşlendik ve havuza girip çıktık. O yüzden pek yaptığımız bir şey olmuyor gün içinde. Ancak akşama böyle çekebileceğim bir şeyler çıkıyor. O da maalesef yine her akşam değil. Ama bu arada yarın Demet Akalın'ın konseri var. Otele geliyor Demet Akalın. Acaba diyorum ki geçen yıl yaptım mı? Evet, geçen yıl doğum günümde yapmıştım. Ondan önceki yılda... Yok, geçen gittik boyaca, geçen gittik. Bir boyaç da yapmıştım. Bir de Fethiye'de Temmuz'da doğum günümde yapmıştım. O yüzden böyle benimle hazırlanın. Onları seviyor musunuz bilmiyorum. Instagram'dan birazdan sorayım hatta. Bana bir kişi tekrar bu yıl, geçen yılki gibi bir video çeker misin demişti. Eğer isterseniz yarın için Demet Akalın'ın konserine birlikte hazırlandığımız, saç makyaj yaptığımız bir video çekebilirim. Yani bu videonun altına yazarsanız bundan sonraki video belki öyle de olabilir. Yani çekmiş olsam bile en azından daha hızlı editler yüklerim. 4.30'da geldik. 4.30'da geldik. Duş falan aldım ben hemen girer girmez. Çünkü her yerim o kadar yağlamıştım ki, her yerim o kadar yağdı ki. Girdim, saçlarımı falan şöyle bir güzel bakımladım. Biraz keyif yapacağız. Hazırlandım, şimdi yemeğe geldik. Kombini şu an gösteremeyeceğim çünkü yemekhanedeyim ve... gösteremiyorum. Evet, telefon çalıyor. Böyle bir elbise giydim. Aşırı tatlı ama bunu bir butikten almıştım. O yüzden linkini bulamayabilirim. Bulamam diye düşünüyorum. Şimdi bir güzel bir tabak yaptım. Bugünküleri beğendim. Yine makarna aldım. Yine urfa aldım. Bu sefer püre yerine normal patates. Bir de böyle lazanya gibi bir şey yapmışlar. Çok beğendim. Onu göstereceğim. Bu şekilde. Şuna bayıldım. Evet, yemekten sonra bir Türk kahvesi içmeye geldik her zamanki mekana ve fotoğraf çekildim, onları editleyeceğim. Ay, üşüyordum ama hala kombinim görünmüyor. Volkan çekmiyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayağıma da böyle bir şey giydim. Ne denir? Sandalet. Odaya geldik, yemek yedik, biraz kahve içtik falan filan. Biraz dinleneceğiz çünkü bugün hem güneşin altında fazla kaldık hem de pek yapacak bir şey yok. Aslında akşam yine parti tarzı bir şey var, yani böyle bir müzikli falan gösterili. Ama Volkan bugün gitmesek ne olur dedi. Ben de gidelim dedim. Sonra neyse hadi gitmeyelim dedik. Bu arada Hazallar da odasında. Ana birazcık rahatsızlandı, o yüzden onlar da gelmiyor bugün. Ben de bir yerden... Niye nefes nefese kalmışım? Yürüttü çünkü Volkan beni. Boardlar var, onları bindirtmedi beni. Yürüyelim yürüyelim, spor yapalım. Aslında spor, nefes nefese kalmışım. Neyse, ben de şimdi üstüm başımı çıkartacağım. Biraz uzanacağım çünkü bugün hiç dinlenmeye vaktim olmadı. Biraz tartar ya. Biraz tartar. Marcel. Yeni bir günden yeniden merhaba. Gördüğünüz üzere doğamda uçuk çıktı. Her zaman gibi, her tatilde olan bir şey. Ama bayağı büyük ve canım yanıyor. Yine her zaman gibi gülemiyorum. Yemek yiyebilecek miyim bilmiyorum. Yani gerçekten çıkmamız, eğer bugünü saymazsak yarın çıkıyoruz. Bir gün kaldı diyebilirim. Neden? Dün girdim, havuzdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü havuzdan çıktıktan sonra odaya geçtik Volkan'la. Son bir kez girdik ve benim burası olabildiğine sivilce gibi böyle böyle kabarmıştı. Duşa girdim, duşta bayağı bir böyle işte likledim vücudum falan. O zaman duştan sonra geçti. Ama demek ki dudağıma o mikrop bir kere girmiş yani, bilmiyorum artık. Çok moralim bozuldu. Bugün böyle güneş gözlüğü ve şapkayla gezeceğim çünkü yüzümle inanılmaz yeri. Bunun falan filan. Sahile geldik şimdi, birazcık burada oturacağız. Hazal falan güneşleniyor. Marcelin de burada uyudu. Volkan da burada telefonla oynayıp selam ver Volkan. Evet arkadaşlar, son akşam yemeğimiz için odadan çıkış yaptık. Hazırlandık, şimdi yemeğe gidiyoruz. Bu akşam Demet Akalın'ın konseri var. Yemekten sonra konsere gideceğimiz için de böyle çok tatlış bir elbise giydim. Bugünden yine bir şey anlayamadık. Çünkü bir acil işimiz çıktı, odaya gelmemiz gerekti. 2.30 gibi falan geldik. Sonra zaten hani İşimiz bitene kadar saat 3.30 oldu. Hadi bir yemek derken dedik neyse bir daha gitmeyelim. Odadaydık, dinlendik. Hazallar bizden önce yemeğe gitti. Marcel durmuyormuş, gruba bir video attılar. Benim de bu arada uçum çıktığı için ruj falan da süremedim. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Yemekten sonra bir şeyler falan belki içeriz.
zamanımız olur mu bilmiyorum. Çünkü buraya da hani erkenden gelmek istiyoruz. Yer kalmayabilir, öyle de bir şey olabilir. Öyle yani. Marcel şöyle yapıyor. Demet Akalın'la el çeviriyorlar. Şimdi konser başladı. Çok güzel bir giriş oldu. Şu an bir konuşma şey yapıyorlar. İşte kimin evlilik yıl dönümü, kimin doğum günü falan diye o sırada bir konuşayım dedim. Yemek yedik, hızlıca buraya geldik. Çünkü yer bulamayacağımızı düşünmüştük ki bulamayacakmışız yani. Eyvallah. İki tane enerji çekiyor. İnanılmaz doldu şu an. Yani tamam. Uçup aşırı kötü duruyor. Şiştik şişiyor. Neyse başlıyor, kapatıyorum. Geldik. Yarın çıkış yapıyoruz. O yüzden odayı toparlayacağım ve babaları yapacağım. Yarın son gün diye Hazal'la erken kalkarız diye düşünüyoruz. Bugünden pek bir şey anlayamadım. Sadece Demet Akalın konserinin olması beni mutlu etti ve güzel geçti. Onun dışında dediğim gibi yani 12:30'dan sonra odadaydık. Güzel bir tatildi. Biraz tatile gerçekten ihtiyacımız vardı diyebilirim. Bu fark ettiniz mi bilmiyorum ama yatak başlığımla otelin odasındaki başlık aynı. Bavulu yapayım, ondan sonra yatacağım. Günaydın. Son günümüz. Şu an Hazal'la kalktık, kahvaltıya gidiyoruz. Bizimkiler uyuyor, uyusunlar. Marcel de sabah 6'da uyanmış. Yaramazlık gözünü yapıyor bu aralar. Her günkü gibi 6-7 alarm. Sana dün dedim ya, alarm kurmama gerek. Gülemiyorum, dudağım hala çok acıyor. Şimdi gideceğiz, güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bir kahve içeriz. Evet. Sonra bir sahile gideriz. Sahilde yani soğuk da olsa gireceğim artık. Çünkü bugün son gün. Ve sabahları girmek isteğimin sebebi dün birazcık dalgalıydı ve dalgadan dolayı insanlar da yoğundu. Biraz böyle çalı, çimen, pislik mi denir artık böyle. Evet. Böyle hep öne doğru gelmişti. Geriye gidemiyorum çünkü ayağım yere değmiyor ve uçuğumu da çok sokmak istemiyorum. Ayağımın yere değmediği yerlerde uçuğum mecbur giriyor. O yüzden böyle hep o pisliğin olduğu kısımda kalmak zorunda kaldım. Öyle bir şey olsun istemiyorum bugün. O yüzden erkenden gireceğim. Şu an Marzeli göstereceğim size. Yürüyüşe bakın.
Düşersin anneciğim. Yavaş yavaş. Yokuş aşağıya korkuyor. Otelin girişini göstermiş miydim acaba sizlere? Gece burası daha güzel olur. Bu ışıklar, sular falan daha tatlı duruyor. Odaya gidiyorum, duş alacağım ve odadan çıkış yapacağız. Evet, şimdi odaya geldim, duşumu aldım, üstümü giyindim, hazırlandım. Tüm son kalan eşyaları da kaldırdık. Şimdi babaları alması için birilerini bekliyoruz, ondan sonra çıkacağız. Aslında belki bir saattir falan bekliyoruz. Çıkacağız sonra saat 6.30'da uçağımız. 6.30'a kadar, yani daha doğrusu 4'e kadar otelde takılacağız. 4.30 falan, 4-4.30 bilmiyorum artık. Zaten bir yarım saat falan yani havalimanı buraya yakın. 1.5 saatte havalimanına takılırız artık, bilmiyorum. Zaten bir saat kala falan oluyorlar. Geldi mi? Geldi. Çıkıyoruz. Babalarımız, babalarımız da hazır. Şimdi öğle yemeğine geldik. Bu makarnayı seviyorum. Güzel yapıyorlar. Pizza aldım. Tavuk şiş ve bakın ne buldum. Volkan'a bak. Zero. Zero. Bir tane de ben soğuk. Şey, bir de tatlı için tatlı şiş alabiliriz. Tavuk şiş ve içi köfteyi görünce delirdim. Gerçekten umarım güzeldir. Bir de biraz patates aldım. Volkan da sarımsaklı ekmek buldum. Ben de aldım ama çok yoğunmuş gibi geldi bana. Bahçe iki tane daha aldı. Ya gidiyoruz ya. Evet. Taksi geldi. Artık gidiyoruz. Gidelim mi? Gidelim mi arabaya? Buyurun buyurun. Hadi bir tane para var mı? Vlog kapatmaya geldim. Biz eve geldik. Ondan sonra geldiğimiz gibi bavulları vesaire boşalttık. Ondan sonra çamaşırlarımızı yıkadık ve uyuyup dinlendik. Ertesi günden yeniden merhaba. Vlog kapatmaya geldim. Güzel bir vlog oldu. Güzel bir tatil oldu ama son 1-2 gün bir şey çekemedim. Yani çok aksilik oldu. Anıl hastalandı. Volkan'ın beli ağrıdı. Güneşten hava çok etkilendi. Benim uçuklarım çıktı. Böyle son 1-2 gün biraz moralimiz bozulur gibi oldu. O yüzden de hem işte Instagram'a bu arada hem YouTube'a aynı anda içerik üretmek son zamanlara doğru biraz da dediğim gibi moralim bozulduğunun ötürü zorlaşmaya başlamıştı. Editlerken zaten bunu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Keşke biraz daha fazla bir şeyler çekebilseydim diye. Ama dediğim gibi gerçekten yaptığımız ne varsa ancak onu çektim. Çekemediklerimin sebeplerini zaten anlatmıştı. Aqua Park'a mesela hani kamera sokmam imkansız zaten yani. Nasıl sokabilirim? Her yer su. Çok ekstrem şeyler de yapmıyorduk. İşte sabah uyanıyorduk, havuz, deniz, kahvaltı vesaire. Sonra bir öğle yemeği. Güneşleniyorduk, odaya gidiyorduk, hazırlanıyorduk. Akşam bir şeyler yiyip içiyorduk yine aynı şekilde. Sonra bir eğlencemiz var, sonra katılıyorduk. Aqua falan, pardon, Luna Park'a falan gidiyorduk. O şekilde. Bu tatilde bu arada hiç dışarı çıkmadık. Onu da soracaklar için. Genelde aslında ultra her şey dahil otellerde çok dışarı çıkmıyoruz. İhtiyacı duymuyoruz. Ama bu tatilde çıkmayı planlamıştık. Dediğim gibi pek bizim için şey geçmedi. Masaja falan gidecektik. Onlara da gidemedik. Volkan'ın buraları yanınca hani el değdiremiyorum, nasıl masaja gideyim dedi. Benim uçuğum zaten hala devam ediyor derken son zamanlara doğru pek klipler istediğim gibi olmadı ama yine de umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Eğer zaten son klipleri de öyle ilk günlerdeki gibi yoğun çekseydim herhalde 1,5 saatlik bir video olabilirdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi çok öptüm. Hoşçakalın.